Abi yok da böyle mi olması lazım? Yani ne olursa olsun. Abi insan burada yaşıyor var burada. Sonuçta burada yaşıyoruz. Biz 24 İnsan yaşıyor. Bu bizim ana yolumuz. Biz bunun içindeyiz. Biz bunun içindeyiz başkanım. Ören yeni mahalle bu halde. Evet. Ören bu halde. Gerçekten diyorum. Normal gibi biz buradan böyle geçiyoruz. Araçları yani bakın siyaset yapmıyorum. Bakın siyaset yapmıyorum. Siyaset bir tarafa lanet olsun siyasetine. Ama insanların yaşadığı yer bu devirde bu olmaz. 2014-2019'da kim vardı? İktidar partisi vardı. Yaptı mı? Hayır. Yapmadı. 2019-2024 kim vardı? Şu anki böyle. Yaptı mı? Hayır. Bırak biz yapmaya geldik. Onu bana bırakın. Ben 20 senedir buradayım. Çalışıyorum. Ayakkabı silmekten canım çıktı. Bak lastik giyiyorum şimdi. Niye? Evet. Aferin be. Niye? Haklısın, haklısın. Evet. Ya böyle bir rezillik olmaz abi. Şaka maka yani bunun şakası yok abi. İşte iki dönemden beri değiştiriyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. O yüzden ben size burada geliyor 10 günde bile 15 günde bile sadece kovalar alıyorlar. Aynen. 15 günde. Geliyor kovalar alıyor. Kovalar alıyor bunu kalıyor. Kalıyor. Abi kalıyor kepçe burada. Gelecek alacak. Bu vatandaş ne yapsın? Atacak vatandaş nereye? Mahalle yani köy değil burası. Ereğli her tarafında doğal gaz var burada kömür. Doğal yaşam var. Evet. Ereğli'nin her tarafında doğal yaşam ama burada başkanım, sobalar yanıyor. Bronşit fa. Evet. Ören Mahallesi diyeceğim ama mahalle değil. Ören Köyü diyeceğim, köy de değil. Ben böyle bir şey görmedim. Ereğli'nin 31 mahallesinde hizmet getirilmeyen en son mahalle. Saat 4'ten beri aşağıda Ören Yeni Mahallede geziyorum. Sorunları yerinde tespit ettik, inanamadık. İnsanların yaşadığı ama insanca yaşayamadığı bir mahalleye gelmişiz. 14 senedir mahalle oldunuz. 14 senedir size söz verenler bırakın 14 tane sorununuzu çözmeyi bir sorununuzu dahi çözmemişler. Bunu gördüm. Ve insanlık olarak vicdanen de utandım. 14 senedir size söz verenler belki yarın gelecekler ki bunların içinde iktidar partisi de var. Şu anki mevcut belediye de var. Gelecekler yine sizin gazınızı almak için 1 Nisan'da geleceğiz, 10 Nisan'da geleceğiz, seçimden sonra geleceğiz diyecekler. Ama bunlara inanmayın. Neden? 14 senede hizmet etmeyenler bundan sonra da hizmet edecek değiller. Ya bir mahalle düşünün. Yol yok, imar yok, doğal gaz yok, altyapı yok, yok oğlu yok. Yani olan bir şey yok, binalar var. Onların da imar yok. Ya böyle bir şey yani... İnanılmaz bir olay var burada. Biz ekip arkadaşlarımızla beraber göreve talip olduk. Teknik ekipteki arkadaşlarımızla sorunları yerinde gördük, inceledik. Biz şimdi size şunu söyleyebilirim. Murat Sesli olarak 2007 ve 2009 yıllar arasında belediye başkanlığı yaptık. Ve o günkü şartlarda başarılı bir belediye başkanlığı da yaptık. Yaptığımız yapacağımızın teminatı olarak biz bu yola çıktık. Biz ekip arkadaşlarımızla beraber 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Ereğli Belediyesi'ne talibiz. Ve sizlere söz veriyorum. Ören'deki sorunların hepsi çözülecek. Hem de kısa zamanda. Önce imar getirilecek, daha sonra doğalgaz ve altyapıyla, üst yapıyla beraber bunlar çözülecek. Çözülmeyecek arkadaşlar. Çok değerli öğrenciler, çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Belediyenin çözmeyeceği, çözemeyeceği hiçbir sorun yok. Burada tespit ettiğimiz sorunların tamamı belediyenin yapması gereken sorunlar. Hiçbir tanesi devletle işi yok, kaymakamlıkla işi yok veya başka daireyle, başka müdürlüklerle işi yok. Biz bunları çözmeye talibiz. Bizler size hizmet etmeye mecburuz. Hizmet etmezsek bunun hesabını bize sorarsınız. Ama
öğrenin, bir 5 seneye daha, 5 sene kaybetmesine daha tahammülümüz de yok. Arkadaşlar, yazık. Gerçekten öğrene yazık. Bugüne kadar size söz verenler, iktidar partisi söz verdi, gelip yapmadı. Niye? İktidarın gücü vardı. Yapmadılar. Yapabilirlerdi. Şu anda muhalefet partisi var. O da yapabilirdi. O da söz verdi. O da yapmadı. Ama belediyede, belediyecilikte lütfen şuna bakın. Partiler bir tarafa. Belediye başkanlığında şahıslara bakın. Kim hizmet edebilir? Kim verdiği sözü tutar? A mahallesinde bana az oy çıktı, oraya hizmet etmeyeyim. B mahallesinde orada çok oy çıktı, oraya hizmet edeyim anlayışı olmaz. Belediye başkanının yakasında belediye başkanlığı rozeti olur. Parti rozeti olmaz. Hizmet etmek belediye başkanının yetkisindedir ve ekibindedir. Ama hizmet etme aşkı bittiyse, metal yorgunluk başladıysa veya beceremiyorsa artık bırakma zamanı gelmiştir arkadaşlar. Her şeyin bir sonu var. Hepimizin de sonu var. Ama mahallelerin sorunları var. Mahallelerin sonu yok. Bugün bizler gidebiliriz. Hepimiz yarın bir gün göçüp gideceğiz. Ama mahalle duracak. Ama mahalle bu şekilde durmaması lazım. Mahalle hizmet alması lazım. Ve biz de buradan söz veriyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım olarak. 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı olursak öğrenden başlayacağız hizmet etmeye. Buna söz veriyorum. Çünkü neden? Çünkü neden? 31 mahallede en geri kalmış mahalle.